Kerbela'da katledişinin yıl dönümü. Bu hadise 1400 yıldır İslam dünyasında kanayan bir yaradır. Adeta İslam dünyasını ikiye bölmüş durumda. Sünniler ve Aleviler. Konu ta buraya dayanmakta. Ve bu hadise gerek İslam dünyasında 1400 yıl içerisinde gerek tarihçiler açısından, gerekse fikir adamları, din alimleri açısından da sağlıklı değerlendirilmedi. Yani Cemel vakasında 10 bin Müslüman birbirlerini katletti. Sıffin savaşında 70 bin Müslüman birbirlerini katletti. İslam alimlerine bakarsanız, canım aralarında işte bir içtihat şeyi vardı. İhtilaf vardı. İhtilaf vardı. Birine i̇şte bir sevap, aslında ha sevap, şey olmayacaktı. İki taraf da şehit olmuştur. İşte Abdullah bin Sebe diye de bir günah keçisi bulunmuştur. İşte o böyle etti, ortalığı karıştırdı. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Hepsi sahabe-i kiramdır, hepsi cennetliktir, hepsi şudur, hepsi budur. Aman biz o konuda bir şey söylemeyelim diye bunun üzeri örtülmüştür. Hadiseye doğru bakılmamıştır bunu. Bunların ihtiraslarının olduğunu, bunların ne bileyim zaaflarının olduğunu, adeta bunları hepsini unutmuşuz, bunları melek mertebesine çıkarmışız, yapılan şeylerin de üstünü örtmek şeyiyle gidip gelmişiz bu işin içerisinde. Bu doğru değil. İslam açısından da doğru değil. Efendime söyleyeyim, dini açıdan da şey değil, tarih açısından da doğru değil, siyasi açıdan da doğru. Efendim diyor, bunlar istişare edeceklerdi. Kalabalık ordu var ikisinde şeyinde ama bu meseleyi konuşup halledeceklerdi. Geldiler. İhtilaf o Cemel orada denilen yerde dini bir ihtilaf var. Orada oturup konuşacaklardı. Abdullah bin Seb'a diye bir Yahudi münafık vardı. Müslüman olmuştu. Adamları da vardı. Hem Ayşe'nin ordusunda adamları vardı, hem Ali'nin ordusunda. Bunlar Müslümanları birbirlerine kırdırmak istiyorlardı. Bir baktılar ki konuşmaya başladılar. Anlaşacaklar. Eyvah, bütün planlarımız suya düştü dediler. Abdullah bin Seb'e bir şey yaptı. Bir plan yaptı. Dedi ki, bu gece yatacağız. Ayşe'nin tarafında olan bizim adamlar Ali'nin tarafına ok atsınlar. Ali'nin ordusunda olan bizim adamlarımız da Ayşe'nin ordusuna ok atsınlar. Ve iki taraftan da bağırsınlar. Onlar desin ki Ali bize saldırdı. Onlar da bağırsın Ayşe bize saldırdı diye. Gece diyor iki taraf rahat güzel güzel konuşuyorlardı. Uykuya yattılar. Birdenbire bu plan devreye girdi. O karanlıkta birbirlerine girdiler. Ondan sonra evet büyük telefat oldu. Kim kimi vurdu belli değil. Allah hepsine rahmet etsin. Hepsi şehittir. İşte bir münafığın bir şeyin oyununa geldiler. Yok böyle numara kardeşim. Siz Allah adına hakkı birilerini korumak bahanesiyle birilerin hakkını çiğneyemezsiniz. Bu 10 bin tane masum tarihçiler Abdullah İbni Sebe'yi Cebel'den aldılar, buraya getirdiler. O da maşallah geziyor. O da maşallah geziyor. Yine diyor işte anlaşacaklardı Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali, anlaşacaklardı. Bunlar sahabe-i kiramdır, şöyledir, böyledir, bilmem ne. Yine gece böyle karşılıklı oklar, aynı plan devreye sokuldu. Bunlar da vay ne oldu, karanlıkta birbirlerine girdiler. Yemezler kardeşim. Yemezler. 70 bin Müslüman. Kimin için savaşıyorsun? Ortada ayetler, kısas ayeti, Bakara suresinin 72. ayetini diline dolamış. Mekke'dekiler, bu da İsra suresinin 33. ayetini diline dolamış. Ve bir vali saltanat peşinde. Devlet başkanına isyan etmiştir. Hadise baştan sona siyasidir. Dini hiçbir tarafı yoktur. Hiç kimse bunu iddia etmesin. Şimdi bir soluklanacağız.